yönleriyle sermaye şirketlerinde genel kurullarda karar hesapları, yasal düzenleme ve uygulamaları hakkındaki seminerimize hepiniz hoş geldiniz. Değerli konuşmacılarımızın katkılarından önce, seminere geçmeden önce açış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanımız Sayın Yahya Arkan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Saygıdeğer konuklar, çok değerli meslektaşlarım, hoş geldiniz. Yine sizlerle bir seminerde birlikteyiz. Öncelikle bugünkü seminere katılan siz değerli meslektaşlarımıza, tüm arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Değerli meslektaşlarım, bildiğiniz gibi Mart ayının ilk haftasını muhasebe haftası olarak kutluyoruz. 1-7 Mart tarihlerini. 1 Mart günü Taksim'deydik. Yüzlerce arkadaşımız alandaydılar. Oraya katılıp destek veren tüm arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür, bir borç biliyorum. Tabii enteresan anlar yaşadık Taksim alanında. Biliyorsunuz son zamanlarda yolsuzluklar konuşuluyor, bir sürü ayakkabı kutuları konuşuluyor. İki tane afişimiz vardı, biraz dertlediğim için paylaşmak istiyorum. Bir tanesi temiz toplum, temiz siyaset istiyoruz dedik. Polis dedi bunu indirin aşağı. E siz istemiyor musunuz dedik. Sen mi kesiyorsun sesimizi? Yolsuzluğun ilacı denetimdir dedik. Bu da siyasetin, bunu da indirin aşağı dediler. E peki ne söyleyelim dedik. Böyle bir durum yaşadık hep birlikte. Enteresan bir tablo. Tabii değerli arkadaşlar, meslek olanı toplumda çok özel bir yeri var. Biz 90'da kurulan bir meslek odası olarak hep kendi alanımızda görüş üretmeye çalıştık. Ve işte burada hukukçu arkadaşlarımız var. Hukuk konusunda baronun, sağlık konusunda tabip odasının. Elbette şey söylüyoruz, diyoruz ki gelip tüm siyasi partilere, belediye başkan adaylarına denetiminizi biz yapalım. Batı toplumlarında seçime giren bir aday ne kadar para topluyorsa, kimden topluyorsa, nereye harcıyorsa bunun hesabını veriyor sevgili arkadaşlar. Eğer siyasete başlarken bunun hesabı sorulamıyorsa ondan sonra ayakkabı kutusu içerisinde daha çok para saymaya maalesef devam edeceğiz. Kusura bakmayın. Şimdi yok gerek yok alkışı sevgili arkadaşlar. Burada son zamanlarda yaşadığım sıkıntı var. Özellikle Taksim'de bir şeyin altını çizdik. Yeni oluşan bir kurumun kendini meslek örgütü yerine koymasının doğru olmadığı ifade ettik. Bu kurum gözetim kurumu bildiğiniz gibi. Defalarca anlatıyorum, anlattım diye devam edeceğim. Bir kez de altını çizmek istiyorum müsaadenizle. 15 yılını dolduran hiçbir arkadaşımın kaybedeceği hiçbir şey yoktur sevgili arkadaşlar. Bugüne kadar giren arkadaşlara da bir şey söylemiyorum. Ama
Birkaç ay daha sabretmenizi istiyorum sevgili arkadaşlar. Çünkü bu kurumun yapmış olduğu şey 90 kişilik bir meslek odasını bölmek, parçalamak ve işlevsiz hale getirmektir sevgili arkadaşlar. Bu oyunu görmeniz lazım. 15 yıl dolduran hiçbir arkadaşımın hak kaybı olmaz. Paniğe kapılmanıza gerek yok. Sadece bir an evvel cebinizden para çıkması gerekiyor. Öyle mi? Bugüne kadar bu eğitime katılan arkadaşlara soruyorum. TÜRMOB'un eğitim projesiyle yan yana koyduğunuzda ne fark var arkadaşlar? Lütfen söyleyin ya. Bir fark var mı? Tek şey para. Çok enteresandır. Bugüne kadar bu eğitimlere katılıp başarısız olan tek bir şey yoktur. Biliyor musunuz? Hatta son zamanlarda aman parayı gönder de eğitime katılmadan da sana bu sertifika veririz diyenlerin sayısı artmaya başladı. Bakın buradaki oynanan oyunu bir kez daha söylüyorum. Gençler adına biraz daha sabırlı olmanızı istiyoruz. Tüm odalarımız bugüne kadar sabrı bir yere kadar gösterdik. Ama bu sabır noktası bitmiştir sevgili arkadaşım. Buradan ilan ediyorum. Biliyorsunuz gözetim kurumu oluşumunda TÜRMOB'u temsilen de bir kişinin yer alması gerekiyor. Orhan Çelik Hoca, doçentti biliyorsunuz, TÜRMOB'un adayı olarak gözetim kurumunda yer alan arkadaşımız, profesör oldu ve ayrılmak zorunda kaldı. Tam 3 aydan beri TÜRMOB'un önermiş olduğu kişi, gözetim kurumu tarafından toplantılara çağrılmıyor sevgili arkadaşlar. Ve aylardır meslek örgütüyle en ufak bir adım atılmamaktadır. Şimdi bir yol haritası çizdik. 1 Mart'ta başladık. 2 ay herkesin destek vermesini istiyoruz. 15 yıl doların arkadaşlar özel rica ediyorum. Acele etmeyin. Buradan söylüyorum. Hiçbir arkadaşımızın hak kaybına uğramasına müsaade etmeyeceğiz. Rahat olun. Ama 2 ay sabredin. Ya bu kurum yanlış anlamasın. Kuruluş nedeni dünya muhasebe skandalı Enron nedeniyle kurulmuştur. Ya Enron gibi patlar bu kurum ya da bu meslek örgütleri iş yapar sevgili arkadaşlar. Biz çok fazla bir şey istemiyoruz. Kimi kandırıyorsunuz siz ya? Yani meslek mensubu olanları zorla üniversite eğitimlerine katarak onlardan para alarak neyi kandırıyorsunuz sevgili arkadaşlar? Söyler misiniz? Biz neyi söylüyoruz? Dünyada tek bir sınav olduğunu söylüyoruz. O da SMM yeterli sınav sevgili arkadaşlar. Bu ruhsatı aldıktan sonra ayrı bir sınav doğru değildir. Bu anlamda yeni bir süreç başlıyor. Ben tüm arkadaşlarımın bu sürece destek vermesini istiyorum. Bakın sayıyla ilgili bir rakam söyleyeyim. Her türlü kirliliğe rağmen, bilgi kirliliğe rağmen, her türlü baskıya rağmen hala 95 kişi camiadan 7000 kişi katılıyorsa buna, bu sizin başarınız sevgili arkadaşlar. Bunu çok iyi görmeniz lazım. 7000 kişinin 2000-2500'ü yeminli manşoya çıktığı zaman demek ki SMM cephesinin büyük bir bölümü buna itibar etmemiştir. Biraz daha sabırlı olmanızı herkesten bekliyoruz sevgili arkadaşlar. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Bu örgütlü güç Türkiye'ye üretmeye devam edecektir. Doğru birlikten anlatmaya devam edecektir. Özellikle ekonomi alanı bizim alanımız olduğuna göre bu konudaki düşüncelerimizi toplumla paylaşmaya devam edeceğiz. Ama bir kez daha sesleniyorum. Hakikaten bu ülkede yolsuzluk konusunu bir daha görüşmek istemiyorsanız tek yapacağınız bir şey var sevgili arkadaşlar. Buradan siyasetçilere sesleniyorum. Bu meslek grubuna denetim yetkisini ver. Türkiye'de asla yolsuzluktan bahsetmeyiz sevgili arkadaşlar. Biz buradan bir kez daha bu sahada bulunuyoruz. Bu sesi herkes kulak vereceklerdir. Bunu herkesin böyle bilmesini istiyorum. Değerli arkadaşlar, gündem yoğun. 2 tane meslek kararımız var. Zamanı endeksli ücret tarifesi var. Aldığımız güzel bir müjde var. Tam netleşmeden bir şey söylemek istemiyorum. Başından beri savunduğumuz tahsilatlarımızın banka aracını yapması konusunda bir düşünce birliğine varıldı. Bu da geçtiği takdirde
Belki de bazı şeyleri yaşadığımız sıkıntıları bir daha konuşmayacağım. Ama bir şey asla gündemden çıkmaması lazım. O da değerli arkadaşlar, gelecekle ilgili yapacağımız tek şey kurumsal yapılarımızı kurmaktır. Artık müşteriler bizden sadece muhasebenin tutulmasını değil, o finansal tablo düzenlemesinin yanı sıra denetlenmesini ve de ona fayda ve değer yaratacak uzmanlıkların oluşması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Biz bu yeni için yanımızda bunları mutlaka başaracağımıza inancımı bir kez daha burada belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bugünkü seminer konumuz yeni bir konu. Aslında yıllardır yaptığımız bir konu, genel konular. Ama biliyorsunuz yeni TTK'dan sonra birçok şey değişti. Geçen toplantıda anlattım. Artık genel kurullar elektronik ortamda yapabiliyor sevgili arkadaşlar. O yüzden biz bu seminerde sizlere belki de birçok eksik gördüğünüz yerleri değerli konuşmacı arkadaşlarım sizler bunu paylaşacaklar. Ama buradan çıktığımızda inanıyorum ki bu eğitim sizlere fayda ve değer yaratacaktır. Ben bugünkü seminerimize katılan başta bakanlık yetkili olmak üzere değerli uygulamacı dostlarımıza bir kez daha sizlere de teşekkür ediyorum. Ama dışarıda güneşin olduğu bir günde bu salonda bulunan sizlerle meslektaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Seminerin başarılı geçmesi dileğiyle sizlere sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Seminerimize konuşmalarıyla katkı sunacak değerli konuklarımızı davet etmek istiyorum sırasıyla. Sayın Fevzi Ülker, Bakanlık Temsilcimiz, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nde görevli arkadaşımız. Bekliyoruz. Buyurun efendim. Yine bakanlık görevlimiz Ceyda Çalık, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nden katılıyor. Sayın meslektaşımız, Sayın Avukat Lerzan Nalbantoğlu aramızda, kendisini de davet ediyoruz. Sayın Caner Öz Saran, Kıdemli Müdürümüz Deloitte'dan katılıyor. Kendisine de hoş geldin diyoruz. Evet, değerli oturumumuzu yönetmek üzere, oturum başkanlığını yapmak üzere Sayın Erol Demirel, oda sekreterimiz. Sayın Başkanım, saygıdeğer konuklar, sevgili meslektaşlarım. Evet, bugünkü oturumumuzun konusu biraz önce belirtildi. Şirketler hukukuyla ilgili ve en çok sorular gelen, en çok meslek mensuplarımız özellikle bu dönemde uygulamada ortaya çıkan yeniliklerle ilgili çok soruları olduğu genel kurullar, genel kurulların başlaması, genel kurullarda toplanma, karar nisapları gibi önemli bir başlık var. Biliyorsunuz ticaret kanunu değişti, bütünüyle değişti. Ancak değişen ticaret kanununda meslek mensupları olarak bizleri özellikle ilgilendiren bölümü şirketler hukuku. Yani şirketlerin doğduğu, başladığı günden ölümüne kadar, yani tasfiyesine, iflasına, bitişine kadar olan tüm süreçte meslek mensupları olarak şirketlerle ilgili her tür işlemi gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bugünkü konularımızdan bir tanesi olan bu genel kurullar, çünkü ticaret kanununda çok temel, çok önemli
değişiklikler de var ama öteden beri bildiğimiz konularda. Fakat genel kurulların özellikle faaliyet raporlarına ilişkin bölümü, genel kurulların zabıtlarına ilişkin bölümlerinde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Onlarla ilgili burada çok değerli konuşmacılar var. Onlar bu konuyla ilgili sunum gerçekleştirecekler. Ve yine önemli bir başlık, toplantı ve karar nisaplarına yönelik. Tabii biliyorsunuz toplantılar için ayrı bir nisap gerekiyor. Toplantının yapılabilmesi için bir genel kurul toplantısının. Ama aynı genel kurulda karar alabilmek için, hatta farklı konularda farklı kararları alabilmek için ayrı nisaplar, ayrı yeterlilikler aranıyor ticaret kanunumuzda. Dolayısıyla bu konuyla ilgili de hem sizlere bir bilgilendirme hem de özellikle sizlerden gelecek soruları yanıtlama şeklinde gerçekleştireceğiz. Yine gündemde biliyorsunuz 14 Şubat'a kadar gerçekleştirmemiz gerekiyordu sermaye artırımlarını. Yani kanunda belirtilmiş olan hadlere çıkarılması gerekiyordu. Öteden beri bir yaramız, yani yıllardır daha önceki sermaye limitlerinde de bu artırımı gerçekleştirmeyen pek çok şirket vardı biliyorsunuz. Şimdi 14 Şubat'ta kadar yeni ticaret kanununun getirmiş olduğu limitlere de artırma süresi tamamlandı. Ve bunlar yasal düzenlemeye göre münfesih oluyor şirketler. Tabi burada nedir şirketin münfesih olması? Münfesih hale gelen bir şirketin ne yapması gerekiyor? Buna ilişkin yine bir bilgilendirme, ardından da özellikle sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Şu anda Türkiye'de 70 bin şirket münfesih duruma düşmüş durumda. Bunların 65 bin civarında olanı limite şirketler, 5 bin civarında olanı da anonim şirketler. Biliyorsunuz bakanlık bir açıklama yaptı. Bizim de odamızın bu konuda girişimleri olmuştu. Yani bu sürecin yönetilmesi anlamında muhtemelen önümüzdeki günlerde bir düzenleme yapılacak ve bu durumdaki şirketlere 2 aylık bir 60 günlük bir ek süre tanınacak. Bu ek süre içerisinde şirketler kanunda belirtilen, yani biz varlığımızı devam ettirmek istiyoruz, ticari hayatımıza devam etmek istiyoruz derlerse bunun gereğini yapacaklar. Aksi takdirde onlar münfesih duruma düşmüş olacaklar. Bugünkü seminerimizi sayın meslektaşlarımız şöyle gerçekleştireceğiz. Daha çok böyle bir interaktif, sizlerle katılımcı bir seminerin olmasını düşünüyoruz. Özellikle ilk bölümde değerli iki konuşmacımız, Avukat Derzan Hanım ve Caner Bey, uygulamacı olarak bu konularla ilgili önemli hususların üzerinde duracaklar. Öğlene kadar böyle bir sunum gerçekleştireceğiz. Her zamanki gibi biliyorsunuz bir yarım saat aramız olacak bu sunumlar tamamlandığında. Yarım saatlik yemek aramızın ardından tekrar toplanacağız. O bölümde kısa bir sunum yine gerçekleştirecek İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü temsilcileri. Onların daha çok kendileri açısından, yani bakanlık tarafında konuya baktığımızda bu konuyla ilgili kendilerine gelen başvurularda özel durumlar neler, beklentileri neler, ortada olası sorunlar neler? Bunları sizler kısaca paylaştıktan sonra daha çok sizlerden gelecek sorular. Çünkü hakikaten uygulamacı olarak pek çok sorunla sizler karşı karşıya kalıyorsunuz. Çok genel sunumlar bütün bunları kapsal nitelikte olmuyor. Yapılacak her türlü sunum ne olursa olsun mutlaka genel olarak gerçekleştiriyor. Ama istiyoruz ki özellikle bu seminerde mutlaka bunlar kayıtlara da giriyor biliyorsunuz. Tekrar bunları takip etme şansınız da odamız sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Mutlaka aklınızdan geçen her türlü soruyu sorun. Tatmin olucu yanıtları buradan alacaksınız ama aynı zamanda da bunlar bizim daha sonradan başvuracağımız kaynaklar haline de gelsinler. Ben şimdi ilk sözü bu çerçevede Avukat Lerzan Nalbantoğlu'na veriyorum. Kendisi bu konuda aynı zamanda bir uygulamacı, çok yararlı, çok değerli bir sunum gerçekleştirecek. Buyurun efendim. Nasıl arzu ederseniz orada da burada da. Hazır bilgisayarımız orada da. Hmm.
Sayın Başkanım, değerli oda üyeleri. Bugün Sayın Başkanım, değerli oda üyeleri, bugün sizlere anonim ve limited şirketlerde genel kurul toplantıları ile ilgili bir sunum yapmak istiyorum. Sunum planımıza bakınca anonim şirketlerde genel kurul toplantıları, limited şirketlerde genel kurul toplantıları, Erol Bey'in de belirttiği üzere münfesi hale gelen şirketlerimizin durumu hakkında görüşeceğiz bugün. Genel olarak baktığımızda genel kurulun devredilemez ve vazgeçilemez yetkileri belirlenmiştir. Bu durumda şöyle, bu düzenleme şunu getirmektedir. Genel kurul ile yönetim kurulu arasındaki yetki ayrımı artık daha sağlıklı hale getirilmiştir. Elektronik ortamda genel kurulun yapılması bir devrim niteliğinde bir gelişmedir. Pay sahipliğinin genel kuruluna katılımı ve pay sahipliği hakları güçlendirilmiştir yeni Türk Ticaret Kanunumuz ile. Pay sahibinin temsili için çeşitli mekanizmalar getirilmiştir. Amaç, bilgi alma haklarının sağlıklı bir şekilde karşılandığı işlevsel bir genel kurulun gerçekleşmesidir. Varlıkların toptan satışına ilişkin kararının yetki alanına dahil edilmesi, şirketlerin mal varlığının korunması için düşünülmüştür ve çok önemli bir gelişmedir. Yöneticilerin ve denetçilerin genel kurula katılma zorunluluğu, pay sahiplerinin daha doğru biçimde bilgilendirilmesini sağlayacaktır. Şimdi anonim şirketlerde genel kurul toplantılarına baktığımızda, biliyorsunuz genel kurulun devredilemez görev ve yetkileri yeni Türk Ticaret Kanunu'nda açıkça belirtilmiştir. Genel kurul toplantılarının türleri nelerdir ona bakacağız. Tek ortaklı anonim şirketlerde genel kurul. Genel kurul toplantıları ne zaman ve nerede yapılmalıdır? Elektronik genel kurul. Genel kurulu kimler toplantıya çağırabilir? Çağrı ne zaman yapılır? Çağrısız genel kurul nasıl olur? Genel kurul toplantısına kimler katılabilir? Bakanlık temsilcisinin katılımı, sayın bakanlık temsilcilerimiz burada, onlar daha detaylı bilgi verecekler bize. Genel kurul toplantısı öncesinde yapılması gereken işlemler nelerdir? Ve tabii ki daha sonra Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün talep edeceği belgeler üzerinde konuşacağız. Bu belgelerle de Ticaret Sicil'ine başvurumuzun yapılması, tescil ve ilan aşamalarımız var. Hepinizin malum olduğu üzere. Biliyorsunuz yeni Türk Ticaret Kanunu'nda genel kurulun devredilemez görev ve yetkileri sayılmıştır, belirlenmiştir. Bu sonuç neyi doğurmuştur? Bu düzenleme ile genel kurul ile yönetim kurulu arasındaki yetki ayrımı açıkça belirlenmiş olmuştur. Genel kurul anonim şirket pay sahiplerinin katılımı ile oluşan ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görevden alınmaları, kar dağıtımı. Oluşan ve yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, genel kurul görevden alınmaları, ibraları ve karın dağıtımı en önemli konularımızdan biri. Şirket sözleşmesinin, esas sözleşmesinin değiştirilmesi, sermayenin arttırılması, azaltılması, şirket finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporunun onaylanması gibi kanunla sadece kendisine tanınmış olan konularda karar alan organdır. 408. maddenin ikinci fıkrasında açıkça yazılıdır. Esas sözleşmenin değiştirilmesi genel kurulun görevindedir ve yetkisindedir. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri, huzur hakkı, kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin seçimi genel kuruluna ait bir yetkidir. Finansal tablolara yönetim kurulunun yıllık raporuna, yıllık kar üzerinde tasarrufa, kar payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermaye ve dağıtılacak kâra katılması dahil, kullanılmasına dair kararların alınması da genel kurulun münhasır yetkisi içerisindedir. Şirketin fesli genel kurulun bir yetkisidir. Önemli miktarda şirket varlığının satışı da biraz önce belirttiğim üzere genel kurulun yetkisinde açıkça belirtilmiştir. Bu yetki genel kurul
başka bir organa, daha doğrusu yönetim kuruluna devri mümkün değildir bu saydığım yetkilerin. Bunun üzerine bu yeni Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan devredilemez yetkileri ilaveten Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yine hepinizin malumu olduğu üzere genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkında yönetmelik çıkartılmıştır. Bunun da 30. maddesinde genel kurulun devredemeyeceği yetkiler daha da detaylandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerini 3 yıl aşmamak üzere görev sürelerinin belirlenmesi, her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler ve bunun gibi her çeşit menkul kıymetlerin çıkartılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi, birleşme, bölünme, tür değiştirme kararlarının alınması, hakimiyet sözleşmesinin onaylanması, genel kurulun çalışma ve usullerine ilişkin iç yönetmeliğin onaylanması gibi yetkiler bu ayrıca şirketin tescil tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde bir işletme veya aynının esas sermayenin 1/10'unu aşan bir bedel karşılığında devralınmasına veya kiralanmasına ilişkin yapılmış sözleşmelerin onaylanması da yine genel kurul organının yani anonim şirket genel kurulunun yetkisi alanına girilmiştir. Bunlarla birlikte hepinizin yine malum olduğu üzerine Türk Ticaret Kanunu'nun çeşitli hükümlerinde öngörülmüş bulunan bazı devredilemez yetki ve görevler söz konusudur. Genel kurul toplantılarının türlerine bakarsak olağan genel kurul toplantıları ve olağanüstü genel kurul toplantıları olmak üzere ikiye ayrılıyor. Anonim şirkette bir de imtiyazlı pay sahiplerinin genel kurulu söz konusu. Fakat orada çok özel bir durum söz konusu olduğu için biz olağan genel kurul toplantıları ve olağanüstü genel kurul toplantılarına odaklanırsak olağan genel kurul toplantısında biliyorsunuz biraz önce belirttiğim gibi şirket organlarının seçimi, finansal tablolara, yıllık faaliyet raporuna, karın kullanım şekli, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin ibraları gibi konularda her hesap dönemi için mutlaka her yıl yapılması gereken bir genel toplantıdır. Olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirket tarafından gerekli görünmesi, zorunlu olması ve ivedi sebepler çıktığı takdirde yapılan genel kurul toplantılarıdır. Örneğin şirketin sermaye artırımına ihtiyacı var ya da sermaye azaltılmasına gidilmesi gerekiyor. Bu takdirde olağanüstü bir genel kurul toplantısı yapılabilir. Tek ortaklı anonim şirketlerde genel kurula bakarsak, tek ortaklı anonim şirketlerde bu ortak, pardon, evet. Tek ortağın biliyorsunuz bu ortak genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir. Tek ortağın genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerli kazanması için mutlaka yazılı olması şarttır. Genel kurul toplantıları ne zaman ve nerede yapılır? Olağan genel kurul toplantıları bildiğiniz gibi her hesap dönemi yani özel mali hesap dönemi varsa özel mali hesap döneminin sonundan itibaren 3 ay içerisinde eğer normal 1 Ocak 31 Aralık mali hesap dönemi genel mali hesap dönemi söz konusuysa o zaman da Mart ayı sonuna kadar yapılması gerekir. Fakat bununla ilgili herhangi bir müeyyide söz konusu değildir. Ancak genel kurulun yapılması yönetim kurulunun görev ve yetkileri içerisinde olduğu için yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca eğer bundan herhangi bir kişinin, herhangi bir pay sahibinin zararının doğması halinde tabii ki yasal yollara başvurabilir. Olağanüstü genel kurul toplantıları da şirket için toplantının yapılması gerektiren durumlarda ortaya çıkacağı için herhangi bir süresi söz konusu değildir. Doğru gidiyor muyuz diye bir kontrol edeyim.
Dediğim gibi 3 ay içerisinde yapılır. Yılda en az bir kez yapılması gerekmektedir. Özel hesap dönemi varsa o hesap döneminin sonundan itibaren 3 ay içerisinde yapılmalıdır. Herhangi bir yaptırım söz konusu değildir. Dediğim gibi hukuken eğer herhangi bir birisinin, pay sahibinin bir zararına sebep olunmuşsa bu genel kurul toplantısının yapılmaması sebebiyle bu durumda yasal yollara başvurabilir. Genel kurul toplantıları şirket sözleşmesinde aksine hüküm bulunmadığı sürece şirket merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları içerisinde yapılır. Eğer başka bir yerde, şirket merkezi dışında başka bir yerde veya yurt dışında yapılabilmesi için bunun şirket sözleşmesinde açıkça belirtilmiş olması gerekir. Ben 23 yıldır bu mesleği yapıyorum ama yurt dışında herhangi bir genel kurul yapıldığını görmedim. Bilmiyorum, mutlaka vardır. Değerli bakanlık temsilcilerimiz bizi bu konuda aydınlatacaklardır. Elektronik genel kurul çok önemli bir konudur. Türk Ticaret Kanunu 1527. maddesiyle mümkün kılınmıştır. Anonim şirketler için bir yönetmelik yayınlanmıştır. Anonim şirketlerde elektronik ortamda yapılacak genel kurullara ilişkin yönetmelik. Burada elektronik ortamda oy kullanabilmeleri için şirketin bu amaca özgülenmiş bir internet sitesine sahip olması gerekmektedir. Bu halde eğer anonim şirket genel kurulunu bu yolla yapacaksa artık bundan sonraki her genel kurulda bunu yapması gerekmek, bu platformu açık tutması, kullanılabilir hale tutması gerekmektedir. Ayrıca yönetmelikte yer alan o ilgili maddenin, işte genel kurulun elektronik ortamda yapılabileceğine ilişkin ilgili maddenin örneğinin aynen şirket sözleşmesinde yer alması gerekmektedir. Elektronik ortamda genel kurulun yapılması halinde de genel kurullara elektronik ortamda öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fiziki katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğuracaktır. Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda bu açıkça öngörülmektedir. Dediğim gibi bir yatırım yapmak gerekmektedir. Elektronik ortamda genel kurul yapılabilmesi için şirketlerin bu amaca özgülenmiş bir internet sitesinin olması gerekir. Bunu ya kendi kaynaklarından yapabilir ya da bir destek hizmet alabilir. Genel kurulu kimler toplantıya çağrılabilir? Hepimizin bildiği üzere Türk Ticaret Kanunu 410. maddesinde yönetim kurulu çağırabilir. Olağan ve olağanüstü genel kurullar ile imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu görev süreleri dolmuş olsa bile yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabileceği açıkça belirtilmektedir Türk Ticaret Kanunu'nda. Pay sahipleri çağırabilir. Yönetim kurulunun devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması, şirket yönetim kurulunun olmaması durumlarında pay sahiplerinden biri mahkemeye müracaat edip izin almak suretiyle genel kurulu toplantıya çağrılabilir. Tabii ki azlık çağırabilir. Kapalı şirketlerde en az 10'da bir, halka açık şirketlerde en az 20'de birini oluşturan pay sahipleri, geciktirici sebepleri ve gündemi yazılı olarak belirtmek koşuluyla yönetim kurulundan genel kurulu toplantıya çağırmasını talep edebilir. Eğer azlığın talebi kabul edilirse genel kurul en geç 45 gün içinde yapılacak şekilde yönetim kurulu tarafından toplanır. Eğer azlığın talebi kabul edilmezse bu halde 7 iş günü içerisinde olumlu cevap verilmediği takdirde, yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya 7 iş günü içinde cevap verilmediği takdirde aynı pay sahipleri şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asya Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak genel kurulun yapılması için bir kayyım tayini talep edebilirler. Tasfiye memurlarının da genel kurul toplantıya çağırma yetkisi söz konusudur. Yalnız bu görevleri ile ilgili konular için genel kurulu toplantıya çağırabilir. Çağrı ne zaman yapılır? Genel kurul toplantıya çağrısı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 2 hafta önce yapılır.
internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerde internet sitelerinde ve Türkiye Ticaret Sicili gazetelerinde ilan ile çağrılır. Tabii esas sözleşmesi de başkaca yükümlülükler söz konusuysa o koşullara da uymak gerekmektedir. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliği ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine ayrıca iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Elektronik ortamda katılma sistemini uygulayan şirketlerde elektronik genel kurul sisteminde de çağrı yapılması gerekmektedir. Eğer çağrısız genel kurul yapmak istiyorsak bütün pay sahipleri ve temsilcileri aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde çağrı usulüne ilişkin hükümlere uyulmaksızın genel kurul olarak toplanabilirler. Bu toplantı nisabı var olduğu sürece karar alabilirler. Çağrısız yapılan genel kurulda gündeme oy birliğiyle madde eklenmesi mümkündür. Genel kurul toplantısına kimler katılabilir? Bu önemli bir konudur. Burada bir hazır bulunanlar listesi de hazırlanması gerekmektedir. Yönetim kurulu tarafından düzenlenmesi gerekmektedir bu hazır bulunanlar listesi. Senede bağlanmamış payların, il muhabirlerin, nama yazılı payların sahipleri ve SPK'nın 10A maddesi uyarınca kayden izlenen pay sahipleri veya anılan temsilcileri genel kurula katılır. Hamile yazılı pay senedi sahipleri biliyorsunuz en geç bir gün önceden senetlerini zillet olduklarını ispatlayarak giriş kartı alabilirler. Yine yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca nama yazılı hisse pay senetlerinin basılması azlığın talebi halinde hamile yazılı hisse senetlerinin basılması ise mecbur tutulmuştur. 3 ay içinde basılması gerekmektedir. Genel kurul toplantılarında muraas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin bulunması şarttır. Bu da pay sahibinin bilgi alma hakkını güçlendirmektedir. Ayrıca denetime tabi olan şirketlerin genel kurul toplantılarında denetçinin de hazır bulunması gerekmektedir. Bildiğiniz gibi pay sahibi kendisi, eşi, alt soyu veya bunların ortağı olduğu şahıs şirketleriyle ilgili olarak herhangi bir oy kullanamaz. Yine yönetim kurulu üyeleri kendisiyle ilgili kendilerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda oy hakları bulunmaz. Bakanlık temsilcisinin katılımı isterseniz orada biz devreyeceğiz. Peki buyurun. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisi talebi hangi hallerde yapılabilir? Bankalar, katılım bankaları, finansal kiralama şirketleri, faktöring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, lisanslı depoculukla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, sermaye piyasası kanununa tabi ve halka açık şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerinin kuruluş ve ana sözleşme değişikliği bakanlık iznine tabi olduğu için bu tür şirketlerin bütün genel kurulunda bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu var. Evet. Bu tabii ki bunlarla birlikte bir de gündeminde sermayenin arttırılması. Ha, yani zorunlu olarak evet. Hani şirket olarak. Evet şirket sahip, olarak onlar. Siz konusuna gelince. bilmiyorum isterseniz ben devam edeyim. Devam edin. Devam edebilirsiniz. Siz devam edin. Evet. Daha sonra nasıl olsa toparlayacağız. Bir de gündeminde aşağıdaki konuların yer alacağı genel kurullarda sermayenin arttırılması, azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ya da çıkarılması, faaliyet konusunun değiştirilmesi, birleşme, bölünme, tür değişikliği gibi konularda da bakanlık temsilcisinin bulunması gerekmektedir. Ayrıca genel kurula elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirket genel kurullarında yurt dışında yapılacak bütün genel kurullarda, yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri genel kurullarında da
anılan tebliğ uyarınca bakanlık temsilcisinin bulunması gerekmektedir. Şimdi toplantı öncesinde yapılması gereken işlemler nedir? Hepinizin bildiği gibi ilk önce gündemi belirlememiz gerekir. Kim genel kurulu toplantıya çağıracaksa o kişi genellikle yönetim kurulu üyeleri gündemi belirlemekle yükümlüdür. Bildiğiniz gibi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkındaki yönetmelik ile genel kurul toplantılarının gündemlerinde hangi hususların bulunacağı açıkça belirtilmektedir. Ayrıca bu hepiniz mutlaka yapmışsınızdır. Geçen sene aynı yönetmelik uyarınca bir genel kurul toplantısının yapılmasına ilişkin, usul ve esaslarına ilişkin bir iç yönergede kabul etmiştik. Yine aynı yönetmeliğin içerisinde bu iç yönergenin bir örneği bulunmaktadır. Gündemde neler olması gerekir? Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, yönetim kurulu kararlarının faaliyet yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. Bunlar bu raporların yönetim kurulu tarafından imzalanması gerekmektedir. Şirket denetime tabi ise denetçi raporunun okunması, karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesi, yönetim kuruluna ödenecek ücretlerin belirlenmesi, huzur hakkının yani belirlenmesi, görev süreleri sona ermiş bulunan yönetim kurulu üyelerinin tekrar seçilmesi ya da başka yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, şirket denetime tabi ise denetçinin seçimi. Denetçinin seçimi mutlaka genel kurul tarafından yapılması gereken bir karardır, verilmesi gereken bir karardır. Yönetim kurulu tarafından denetçinin seçilmesi söz konusu değildir. Hazır bulunanlar listesinin hazırlanması da ikinci hazırlamamız gereken belgedir. Bu da yönetim kurulu tarafından hazırlanması gerekir ve pay defterimiz dikkate alınarak hazırlanacaktır. Bu listede şirket pay sahiplerinin adları, soyadları, ünvanları, adresleri, sermaye miktarları, ödenmiş sermayeleri, toplantıya asaleten mi, vekaleten mi katılacaklarının açıkça yazılması ve imza yerlerinin bulunması gerekmektedir. Finansal tabloların ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanması konusunda Caner Bey, isterseniz tamamladıktan sonra bir şey yapayım. Bu çok finansal tabloların ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanması malumunuz olduğu için üzere artık asgari unsurlar belirlenmiştir. Bu asgari unsurların yıllık faaliyet raporunda mutlaka yer alması gerekmektedir. İşte yeni Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girmeden önce ve ikincil mevzuat yürürlüğe girmeden önce genelde yönetim kurulu faaliyet raporları böyle yarım sayfadan bir sayfadan oluşan çok da detaylı bir incelemeyi gerektirmeyen bilgileri yer almaktaydı. Fakat şimdi pay sahiplerinin şirketin faaliyetleriyle ilgili tüm bilgileri alabilmeleri için yıllık faaliyet raporunun asgari unsurları belirtilmiştir. Burada eksiksiz şirketin o yıla ait faaliyetlerin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, gerçeğe uygun bir şekilde yansıtılması esas olarak alınmıştır. Caner Bey, size bu neler yıllık faaliyet raporunda yer alması gereken asgari bilgilerle ilgili detaylı bilgi vereceği için burayı geçiyorum. Denetçinin raporunun hazırlanması varsa, tabii ki bildiğiniz gibi Türk Ticaret Kanunu ilk haliyle yeni Türk Ticaret Kanunu'nda bütün şirketler, bütün sermaye şirketleri denetime tabiydi. Daha sonra bu daraltıldı, bu kapsam daraltıldı. Şimdi Bakanlar Kurulu tarafından açıklanan karar ile şirket denetime tabi ise, o şirket denetime tabi bir şirket olarak tespit edilmişse, bu şirket tarafından bir denetçi tarafından hazırlanan denetim raporunda genel kurul tarafından onaylanması gerekmektedir.
Şimdi Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından talep edilebilecek belgelere bakarsak tabii ki bu belgeler belirli başka yerlerde değişiyor, farklılıklar gösteriyor. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü işte daha az belge talep ederken Eskişehir'de işte başka illerimizdeki belge sayısı değişiyor. Ama genel olarak talep edilen belgelerden bahsedersek, ilk önce bir dilekçe isteniyor. Bu dilekçe işte genel kurulla ilgili hepimizin bildiği gibi noter onaylı toplantı tutanağının mutlaka yer alması gerekiyor. Hazır bulunanlar cetveli, hazırın cetvelinin yer alması gerekiyor. Bakanlık temsilcisi atama yazısının mutlaka bulunması gerekiyor. Tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte ve tüzel kişi adına hareket edecek, imza atacak gerçek kişinin adı, soyadı, adresi, uyruğu ve TC kimlik numarasının belirtilmesi gerekiyor. Bu yönde bir yetkili organ kararının alınması gerekiyor. Eğer tüzel kişi yabancı uyrukluysa bu yabancı kişinin de Türkiye'de ikamet ediyor olması halinde ikamet tezkeresi gerekiyor. Tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin yabancı uyruklu olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren bir belgeyi de ticaret sicil talep ediyor. Ve bu belgelerle birlikte tescil ve ilan için başvuruda bulunuyoruz. Tabii ki burada genel kurul toplantılarında alınan kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine yazılması gerekiyor. Genelde yaptığımız şey genel kurul toplantılarını ayrı hani hepimiz bilgisayar kullandığımız için çıktılarını alıp o deftere yapıştırmak suretiyle ve daha sonra da noterden tasdik etmek suretiyle bu kararlarımızı tefsik ediyoruz. Ve bu kararları genel kurulun yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvurmamız gerekiyor. Şimdi toplantı ve karar nisaplarına gelirsek eğer genel kurul genel olarak olağan genel kurul birinci toplantıda nisap 1/4'tür. İkinci toplantıda nisap aranmaz. Karar nisabı da toplantıda hazır bulunanların çoğunluğudur. Esas sözleşme değişikliği yine 421. maddede ilk toplantıda %50, üçüncü toplantıda pay sahiplerinin 1/3'ü. Ve karar nisabı da toplantıda hazır bulunanların çoğunluğudur. Tasfiye halinde genel kurul Türk Ticaret Kanunu'nun 546. maddesinin 3. fıkrası hükmü uyarınca ilk toplantıda 1/4'ü, ikinci toplantıda nisap aranmaz, üçüncü toplantıda hazır bulunanların çoğunluğudur. Burada önemli olan konu bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük. Yani eğer pay sahibine bir yükümlülük, ikinci yükümlülük koyan kararlarda toplantı nisabı da karar nisabı da oy birliği şeklinde olmalıdır. Yani oy birliğiyle pay sahipleri karar vermelidir. Şirket merkezinin yurt dışına taşınmasına ilişkin kararlar da oy birliğiyle verilmelidir. Buna ilişkin herhangi bir örnek henüz yaşamadım. Bilmiyorum bakanlık temsilcimiz böyle bir örnekle karşılaştılar mı? Şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesi bu da ağırlaştırıcı nisap söz konusudur. Sermayenin en az %75'ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla ve yine karar nisabı da aynı şekilde verilmelidir. İmtiyazlı pay oluşturulması %75, nama yazılı payların devrinin sınırlandırılmasına ilişkin kararların da %75'ini, sermayenin en az %75'ini oluşturan payların sahiplerinin olumlu oyları gerekmektedir. Sermayenin azaltılması da aynı şekilde, sermayenin en az %75'ini oluşturan pay sahiplerinin olumlu oylarının alınması gerekmektedir. Fesih ve tasfiye genel kurulu da aynı şekilde %75 ağırlaştırıcı nisaba gerek duymaktadır. Tasfiyeden dönülmesi sermayenin en az %60'ı toplantı ve karar nisabı olarak öngörülmüştür.
Birleşme kararı esas veya çıkarılmış sermayenin çoğunluğu temsil edilmelidir toplantı nisabında. Genel kurulda mevcut üyelerin 3/4'ünün söz konusu olması gerekir. Bölünme, oranın korunmadığı bölünme, tür değiştirme yine ağırlaştırıcı nisaplar söz konusudur. Anonim şirketin kooperatif şirkete dönüştürülmesine ilişkin kararda da tüm ortakların onayı gerekmektedir. Önemli miktarda şirket aktiflerinin toptan satış kararı sermayenin en az %75'ini oluşturan pay sahiplerinin olumlu oyları, katılımı ve yine olumlu oylarının alınması halinde geçerli olacaktır. İmtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantısında da %60, en az %60'ına sahip pay sahiplerinin katılımı ve bu katılanların da oy çoğunluğunun karar nisabını oluşturması gerekmektedir. Limited şirketlerde genel kurul toplantıları da diğer önemli bir konudur. Limited şirkette genel kurul toplantılarında da aynı şekilde anonim şirket hükümleri baktığımızda kıyasen uygulanmaktadır. Yine genel kurulun devredilemez görev ve yetkileri söz konusudur. Genel kurul toplantılarının türleri aynı şekildedir. Tek ortaklı limited şirketlerde genel kurul kararlarının alınması gerekmektedir. Genel kurul toplantıları ne zaman ve nerede yapılmalıdır? Elektronik ortamda genel kurul limited şirketlerde de söz konusudur. Çağrı ne zaman yapılır? Kimler toplantıya çağırabilir? Genel kurul toplantısına kimler katılabilir? Toplantı öncesinde yapılması gereken işlemler nelerdir? Ve ticaret sicil müdürlüklerince genelde talep edilecek belgeler hangileridir? Şöyle bakarsak, yine aynı şekilde genel kurulun devredilemez görev ve yetkileri Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda açıkça belirtilmektedir. Burayı daha önce anonim şirketleri daha detaylı incelediğimiz için şöyle bakarsak kanunen devredilemez yetkiler söz konusudur. Bir de şirket sözleşmesi ile devredilemez nitelik kazanan yetkiler söz konusudur. Kanunen devredilemez görev ve yetkiler 616. maddede açıkça belirtilmiştir. Şirket sözleşmesinin değiştirilmesi kesinlikle müdürler ya da müdürler kuruluna verilebilecek bir yetki değildir. Onların yetkisi içerisinde değildir. Müdürlerin atanmaları ve görevden ayrılmaları kesinlikle genel kurulun yetkisi dahilindedir. Topluluk denetçisiyle denetçilerin atanmaları, yine finansal tablolar ve yıllık faaliyetlerinin onaylanması, müdürlerin ücretlerinin belirlenmesi, diğer konularda da hepinizin bildiği gibi şirketin fesli gibi önemli konularda da genel kurulun yetkisindedir. Bunlar kesinlikle üçüncü kişilere devri ya da şirket müdürlerine devri söz konusu olamaz. Şimdi bununla ilgili olarak hem anonim şirketler için şöyle bir şey söz konusudur. Bir teşkilat yönergesi. Bu teşkilat yönergesi taslakta teşkilat yönergesi olarak geçti. Kanunda iç yönerge olarak belirlendi. Genel kurul toplantısının yapılmasına ilişkin, usul ve esaslara ilişkin iç yönerge değil, yönetim kurulunun teşkilatlandırılmasına ilişkin, operasyonel yetkilerin devrine ilişkin bir iç yönerge yazılması öngörülüyor Türk Ticaret Kanunu'nda. Tabii ki bu zorunlu değil. Fakat buradaki konu, eğer bunu yapmazsak tüm yönetim kurulu üyeleri sorumlu oluyorlar. Eğer bir iç yönerge, teşkilat yönergesi hazırlarsak, yani kim kime karşı sorumlu, hangi müdürlerin hangi yetkileri söz konusu, hangi müdürler kimlere raporlama yapacak, o zaman burada bir yetki devri söz konusu olacaktır. Genel kurulun şirket sözleşmesiyle, yani demin kanunendi, şimdi şirket sözleşmesiyle devredilemez yetki, nitelik kazanan yetkileri nelerdir? Şirket sözleşmesi uyarınca genel kurulun onayının arandığı haller, bu açıkça özellikle yabancı sermayeli şirketler, limited şirketler bunu ana sözleşmelerini açıkça belirtirler. Şu konularda genel kurulun yetkisi olmadan karar alınması mümkün değildir.
şeklinde önerilmeye muhatap olma, ön alım, geri alım ve alım haklarının kullanılması hakkında karar verilmesi, esas sermaye payları üzerine rehin hakkı kurulmasına ilişkin onayın verilmesi, yan edim yükümlülükleri hakkında iç yönerge çıkarılması, bunlar şirket sözleşmesi ile devredilemez nitelik kazanan genel kurulun yetkileridir. Limited şirketlerde de olağan genel kurul toplantıları, olağanüstü genel kurul toplantıları olmak üzere genel kurul toplantıları ikiye ayrılır. Yine aynı şekilde tek ortaklı limited şirketlerde genel kurul kararlarının geçerlilik kazanabilmesi için yazılı olmaları şarttır. Genel kurul toplantıları ne zaman ve nerede yapılır? Anonim şirketlerle aynı kurallar geçerlidir. 3 ay içerisinde yapılması gerekmektedir. Elektronik genel kurul limited şirketlerde de yapılması söz konusudur. Burada ayrıca bir anonim şirketlerdeki gibi ayrı bir yönetmelik çıkartılmamıştır. Fakat ticaret şirketlerinde anonim şirket genel kurulları dışında elektronik ortamda yapılacak kurullar hakkında tebliğde yer alan düzenlemelerin yerine getirilmesi ve anılan metinde yer alan sözleşme hükmünün ana sözleşmede yer alması gerekmektedir. Kimler genel kurulu limited şirkette toplantıya çağırabilir? Müdürler çağırabilir, ortaklar çağırabilir. Azlık yine aynı şekilde anonim şirketteki gibi çağırabilir. Tasfiye memurları çağırabilir. Çağrı ne zaman yapılır? Genel kurul toplantı gününden en az 15 gün önce toplantıya çağrılır. Anonim şirketlerde Yeni Türk Ticaret Kanunu 2 hafta demişti. Burada 15 gün önce toplantıya çağrılacağından bahsediliyor. Şirket sözleşmesi ile bu süre uzatılabilir veya 10 güne kadar kısaltılabilir. Çağrısız genel kurul bütün ortakların veya temsilcilerin herhangi bir itirazının bulunmaması halinde bu usule uyulmaksızın, çağrı usulüne uyulmaksızın yapılır. Yine genel kurulda gündeme oy birliğiyle madde eklenebilir. Bu eski Türk Ticaret Kanunumuzda da aynı şekildeydi. E, 617. maddenin 4. fıkrasında herhangi bir ortak sözlü görüşme isteminde bulunmadığı takdirde genel kurul kararları ortaklardan birinin gündem maddesi ile ilgili önerisini diğer ortakların yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebileceği açıkça öngörülmektedir. Böylece aynı önerinin tüm ortakların onayına sunulması kararların geçerliliği için şarttır. Bunun mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte imzaların aynı kağıt üzerinde olması zorunlu değildir. Kararların aynı olması şartıyla ortakların imzaları farklı kağıtlarda söz konusu olabilir. Genel kurul toplantısına kimler katılmalıdır? Denetime tabi şirketlerde, limited şirketse yine denetime tabi ise mutlaka o kriterleri karşılıyorsa mutlaka denetçinin katılması gerekmektedir. Ayrıca müdürlerin de katılması gerekmektedir. Limited şirketlerde genel kurullara bakanlık temsilcisinin katılmasına ilişkin herhangi bir düzenleme söz konusu değildir. Genel kurul toplantısı öncesinde yapılması gereken işlemler nedir? Gündemin belirlenmesi gerekmektedir yine aynı şekilde. Hazır bulunanlar listesinin hazırlanması gerekmektedir. Finansal tabloların ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanması gerekmektedir. Ve denetçi raporunun varsa hazırlanması gerekmektedir. Yine talep edilecek belgeler, burada daha az talep edilecek belgeler, dilekçe, noter onaylı ortaklar kurulu kararı, hazır bulunanların bulunanlar cetvelinin yeterli olacaktır. Bunların tescil ve ilanıyla genel kurul toplantısı sona erecektir. Daha doğrusu tescil işlemleriyle genel kurul işlemleri yapılmış olacaktır. Toplantı ve karar yeter sayıları limited şirketlerde şöyle bakabiliriz. Genel kural tüm genel kurul kararları toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile alınır. Önemli kararlar için ağırlaştırılmış nisaplar söz konusudur.
Bu da genellikle en az 2/3'ünün, yani temsil edilen oyların en az 2/3'ünün ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması koşulu ve aynı nisap ile alınır. Münfesi hale gelen şirketlerin durumu ile ilgili olarak da birkaç cümle etmek gerekirse, münfesi biliyorsunuz Türk Ticaret Kanunu'nun geçici 7. maddesi uyarınca münfesi olmasına veya sayılmasına rağmen tasfiye edilmemiş anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin tasfiyelerine ve ticaret sicili kayıtlarına silinmesine ilişkin tebliğ yürürlüğe girmiştir. Buna göre münfesih sayılan şirketler belirlenmiştir. Sermayelerini arttırmamış şirketler örneğin. Sebebi ne olursa olsun son 5 yılda genel kurulu yapmamış şirketler. Bunlarla ilgili resen kayıt silme usulü öngörülmüştür. Ticaret sicil müdürlüklerinin sitelerinde de bu şirk münfesih hale gelen örneğin Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün internet sitesinde görebilirsiniz. Münfesih hale gelen şirketlerin bir listesi yayınlanmıştır. Burada burada bir usul söz konusudur. Tasfiyesi tescil edilmemiş münfesih durumdaki şirket ve kooperatiflere bir ihtar gönderilmektedir. İhtar üzerinde beyanda bulunmayan şirket ve kooperatiflerin kayıtlarının silinmesi söz konusudur. Yine ihtar üzerine beyanda bulunarak tasfiye memuru bildiren şirket ve kooperatiflerin kayıtlarının silinmesi de usulü açıkça yer almaktadır aynı tebliğde. En son olarak şöyle biliyorsunuz 14 Şubat son gündü. 14 Şubat son gündü. Limited şirketlerde asgari sermayenin 10.000 Türk lirasını arttırılması ve anonim şirketlerde de 50.000 Türk lirasını arttırılması. O günlerde izdiham oldu tabii ticaret sicil müdürlüklerinde. Çünkü yine hepimiz geç aklımıza geldi. Daha sonra Gümrük ve Ticaret Bakanımız Hayati Yazıcı bir beyanda bulundu. Bir açıklamada bulundu. Ve bu açıklama uyarınca Ticaret Sicil Müdürlüklerinin bir ihtarda bulunacağı bu şekildeki şirketlere ve 2 ay içerisinde de bu yükümlülüklerini yani sermaye artırımlarını gerçekleştirmeleri halinde bu durumdan kurtulacaklarını anlaşılmaktadır. Fakat bu 2 ay içerisinde eğer herhangi bir cevap verilmezse bunların da kayıtları silinecektir. Evet, teşekkür ederim. Avukat Lerzan Nalbantoğlu'na teşekkür ediyoruz. Yani burada pek çok soru zaman zaman soruluyor. Anlaşılıyor ki çok net biçimde limited şirketlerde anonim şirketler gibi genel kurul yapacaklar. Toplantıya, tutana, çağrıya, çağrısız genel kurula ilişkin bütün hükümler kıyasen limited şirketlere de uygulanacak. Dolayısıyla yani genel kurulların toplanması Mart içerisinde genel kurulun yapılması falan gibi hükümler limited şirketler için de geçerlidir. Çünkü meslek mensuplarının çoğunluğu limited şirket müşterileri. Dolayısıyla burada bir farklılık söz konusu değil. Yani onlar da yine genel kurullarını yapacaklar. Bu dönem önemli bir, yani yeni bir konu olmamakla beraber faaliyet raporları biraz daha ayrıntılandırıldı. Buna ilişkin biliyorsunuz bir düzenleme, özel düzenleme yapıldı. Şimdi bize Caner Özsaran Bey özellikle faaliyet raporlarının hazırlanmasına dikkat etmemiz gereken konulara ilişkin bir bilgilendirme yapacak. Arkadaşlar şunu hatırlatayım, biliyorsunuz pek çoğunuz web sayfamızda gerek anonim şirketlerin genel kurulları ile ilgili gerekse limited şirketlerin genel kurulu ile ilgili ayrıntılı bir yol haritası vardır. Bütün bu süreçler genel olarak açıklanmış. Hatta bunların her birinin, her bir sürecin faaliyet raporu olsun, genel kurul zaptı olsun, yönetim kurulu veya müdürler kurulu kararı olsun, vekaletnamenin şekli olsun, bütün bunlara ilişkin örnekler web sayfamızda bulunmakta. Bunları da bu vesileyle bir kez daha hatırlatmış olayım. Buyurun Caner Bey. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bir 15 dakika içerisinde de toparlarsınız. Nasıl olsa yemek arasından sonra ayrıntılı sorularla, cevaplarla devam edeceğiz.
açık bıraktığımız konuları orada tamamlamış oluruz. Öncelikle Sayın Başkan, değerli konuklar, bildiğiniz üzere yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte mali açıdan bir sürü yenilik geldi. Bu yenilikle ilgili tabii ki en önemli bizim mali tarafta baktığımız zaman UFRS dönüşüm öncesi de kanun yürürlüğe girmeden önce kayıtların UFRS olarak atılması söz konusuydu. Ama daha sonrasında yine kayıtların vergi usul kanununa göre takibi söz konusu oldu. Kanunda esasında aynı şekilde kalan mali tarafta sorumluluk ve yükümlülük olarak faaliyet raporları kaldı değişimden sonra. Bizler de Deloitte olarak sizlerden gelen sorularla birlikte faaliyet raporlarının içeriği konusunda neler ihtiva etmesi konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Öncelikle faaliyet raporlarının içinde daha öncelerinde bildiğiniz üzere faaliyet raporları zorunlu değildi ve şirketler faaliyet raporlarıyla bir iki sayfalık bir özetle çıkartıyorlardı. Ama daha sonra kanunun getirdiği zorunlulukla birlikte içeriğin de belirlenmesi söz konusu oldu. Bir faaliyet raporunda neler vardır? Bu konuda içerikle ilgili baktığımızda öncelikle şirketin genel bilgilerinin olması gerekiyor. Burada şirketin vizyonu, misyonu, kuruluş yeri gibi çok detaylı bilgilerin bulunması gerekiyor. Diğer bir konu ise az önce Lerzan Hanım'ın da bahsettiği gibi yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilerinin mali haklarının olması gerekiyor. Eğer şirket üretim şirketi ve belli araştırma ve geliştirme üzerine faaliyet gösteren bir şirket ise ARGE ile ilgili, şirketin ARGE'si ile ilgili detaylı bilgi vermek gerekiyor. Örnek olarak bir şirket yurt dışında faaliyet gösteriyor olabilir bir ortaklığı. O konuda da çok detaylı bilgilerin verilmesi, yapılan araştırma ve geliştirme çalışmalarının da bu raporda detaylı bir şekilde belirtilmesi gerekiyor. Şirketin tabii ki faaliyetlerine ilişkin, zaten raporun adı faaliyet raporu, faaliyetlerine ilişkin detaylı bilginin de yer alması gerekiyor. Mevcut durumdaki faaliyetlerin dışında gelişecek olan diğer faaliyetlerle ilgili de özet bilginin geçilmesi gerekiyor. En önemli konulardan bir tanesi faaliyetlerin dışında finansal durum. Tabii ki şirket finansal durum olarak en açık bir şekilde mali tablo okuyucusunu bilgilendirmesi gerekiyor. Buraya baktığımız zaman önemli konular olarak baktığımızda şirketin mali tabloları belli analizlere baz olabilecek birkaç göstergeyle birlikte bu göstergeyle şirketin mali durumunun da analizinin birlikte bir şekilde yapılması gerekiyor faaliyet raporlarında. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte risk yönetimi, şirketlerin risk yönetim değerlendirilmesini yapması aslında çok önemli bir konu haline geldi. Ve faaliyet raporlarında da şirket risk yönetimi ve riskle ilgili, yani kendi riskiyle ilgili yalın bir bilgi de vermek durumunda. Zaten hali hazırda Bakanlar Kurulu'nun bildiğiniz üzere Ocak 2013'teki denetime tabi olan şirketlerin kıstasları belli biliyorsunuz. Bunlar hatırlatmak gerekirse neydi? Aktif büyüklüğü 150 milyon TL üzeri, net satış hasılatı 200 milyon TL ve çalışan sayısının 500'den fazla olan bu 3 kriterden en az ikisini 2 yıl art arta sağlayan şirketlerde bir denetim mekanizmasının olması gerekiyordu. Hali hazırda zaten denetçiniz, eğer şirketiniz bu kıstaslara uygunsa denetçinizin de bir faaliyet raporunu üzerinden geçmesi gerekecek. Burada da denetçiyle de gözetiminde tabii ki bir risk planlamasında, faaliyet raporunda yer alması gerekiyor. Zaten hali hazırda denetçiniz de faaliyet raporunuzda bu uygulamanın olup olmadığını kontrol ediyor olacaktır. Diğer bir içerik ile baktığımız zaman faaliyet raporlarında eğer şirketin şirketler topluluğuna
dair bir yapısı varsa bununla da ilgili mutlaka bir bilginin yeni faaliyet raporlarında yer alması gerekmektedir. Şimdi faaliyet raporlarına ilişkin bazı maddelerin üzerinden geçmek istiyorum. Özellikle faaliyet raporlarında yönetim kurulunun sorumluluğu vurgulanıyor. Madde 375'e baktığımız zaman pay, yönetim kurulu, karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi, genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi. Yönetim kurulunun artık bir sorumluluğu var. Faaliyet raporuyla ilgili kurumsal açıklamayı kendisi de yönetim kurulunda bunu takip ediyor olması gerekiyor. Madde 409'a baktığımız zaman ise müzakere yükümlülüğünün ön plana çıktığını görüyoruz. Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanıyor artık madde 409'a göre. Olağan toplantı ise her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde yapılıyor. Evet, bu önemli, 3 ay içinde yapıldığının vurgusu. Bu toplantılarda organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporlarına, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibra ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakereler yapılıyor ve karar alınıyor. İlk defa bu kanunda vurgulaması aslında tabii ki yönetim kurullarında artık müzakere yükümlülüğünün getirdiğini de faaliyet raporlarının içinde aslında görüyoruz. Madde 516, az önce bahsettiğim aslında girizgah yaptığım faaliyet raporunun içeriği ise madde 516'da düzenlenmiştir Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda. Burada da madde 516'ya birinci fıkrada yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu şirketin o yıla ait faaliyet akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz ve gerçeğe uygun, dolambaçsız ve dürüst bir şekilde yansıtması gerekiyor. Tabii ki bu karşılaştırılmalı ve muhtemel riskleri de bu kanunla birlikte aslında faaliyet raporunun içerisinde göstermemiz gerekiyor. Bu da diğer önemli bir madde diye görüyoruz. 516'nın devamına baktığımız zaman ikinci kısmına ise yönetim kurulunun faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları içermektedir diyor. Az önce bahsettiğim gibi faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel dönem taşıyan olaylar faaliyet raporunda olmalıdır. Şirketin araştırma ve geliştirme gider çalışmaları, yönetim kurulu üyeleriyle üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye, mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama, temsil giderleri, aynı nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar. Tabii ki burada akla şu soru gelebilir. Hani mali yöneticinin sonuçta ismiyle birlikte mi? Hayır. Bunları toplu olarak faaliyet raporlarında yazıyoruz. Zaten şu anda da hali hazırda sene sonuna birlikte bu ilk üç ay içinde hazırlamanız söz konusu olduğu için hani şu anda da faaliyet raporlarınızı hani hazırlıyor olacaksınız. Bunları hani dikkate almanızda fayda var diyoruz. Diğer bir nokta ise düzenlemede yeni yıllık faaliyet raporlarıyla ilgili 437. madde. Burada ise finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az 15 gün önce şirketin merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bu da önemli çünkü burada bir bilgi alma hakkın söz konusu. Hazırlama yükümlülüğüne baktığımız zaman, faaliyet raporunun ise 514. maddeye bakıyoruz. Yönetim kurulu geçmiş hesap dönemine ait Türkiye muhasebe standartlarına öngörülmüş bulunan finansal tablolarını ve eklerini, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, bilanço günlüğü izleyen hesap döneminin ilk 3 ayı içinde hazırlar ve genel kurula sunar. Madde 397'ye baktığımız zaman, burada da anonim şirketlerin
ve şirketler topluluğunun finansal tablolarının finans denetçi tarafından uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye denetim standartlarına göre denetlenmesi söz konusu. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir. Az önce bahsettiğim bu 2 yıl arda arda 3 kriterden sahip olan şirketler denetime tabi tutuluyorlardı. Ve zaten denetçinizde, yıllık faaliyet raporunuzda bu finansal durumunda yıllık faaliyet raporunuzda olup olmadığınızı kontrol ediyor olacak. Denetçinin denetiminden geçmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmündedir. Bu da önemli bir konu. Eğer denetimden geçmeyen bir faaliyet raporu ise yönetim kurulu buna onaylasa da yıllık faaliyet raporu hazırlanmamış, düzenlenmemiş hükmünde. Şirketin ve topluluğun finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporunun sunulmasından sonra değiştirilmemişse ve değişiklik denetleme raporlarını etkileyebilecek nitelikte ise, o zaman ise finansal tablolar ile birinci fıkra çerçevesinde yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu yeniden denetleniyor. Yeniden denetleme ve bu sonuçta bir özel bir rapor çıkıyor bununla ilgili. Denetçi görüşünde de yeniden denetlemeyi yansıtan uygun eklere yer veriliyor. Madde 82 ise yıllık faaliyet raporuyla ilgili her tacir diyor, ticari defterlerini, envanterlerini, açılış bilançolarını, ara bilançolarını, finansal tablolarını, yıllık faaliyet raporlarını, topluluk finansal tablolarını ve yıllık faaliyet raporlarını bu belgelerin anlaşılabilirliğini kolaylaştıracak çalışma talimatları ile organizasyon belgelerini ve öngörülen diğer belgeleri de 10 yıl saklamakla yükümlü. Şöyle alsanız. Öyle mi? Tamam. Tam 5 dakikamız var. Burada aslında biz tabii SPK, BDDK ve TTK açısından temel farkları biraz ortaya koymak istedik. Yıllık faaliyet raporları hazırlanma süresiyle ilgili SPK'ya baktığımız zaman genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce, BDDK'da ise Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'na baktığımız zaman Mayıs ayı sonuna kadar zorunlu, genel kurul toplantısından ise 15 gün önce. Yönetim kuruluna haklarına, yönetim üyelerine sağlanan haklara baktığımız zaman yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere verilen maddi haklar toplu olarak yayınlanıyor TTK'da. SPK'da ise yönetim kurulları üyeleri ve üst düzey yöneticilere verilen mali haklar kişi bazında, mümkün değilse iki grup olarak yayınlanıyor. Yönetim kurulunun bağımsızlığına ilişkin beyanlara baktığımız zaman SPK'da yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve bağımsız beyanların faaliyet raporlarında açıklandığını görüyoruz. TTK kapsamında bağımsız denetim kapsamında ise yönetim faaliyet raporları söz konusu. BDDK'da ise denetim kapsamında denetçi görüşünün rapora eklenmesi zorunlu. Faaliyet raporlarının onayına baktığımız zaman TTK'da yönetim kurulu başkanı ve üyeleri imzalarken, Sermaye Piyasası Kurulu'nda genel müdür, raporun hazırlanmasından sorumlu yönetici, yönetim kurulunda bu konuda yetkili üyenin imzası ile yayınlanıyor. BDDK'da ise yönetim kurulu başkanı, denetim komitesi üyeleri, genel müdür ve bu raporun hazırlanmasından sorumlu yönetici ile yönetim kuruluna sunuluyor. Biz uygulamada karşılaşan zorluklar ve çözüm önerileriyle ilgili aslında isterseniz bir sonraki ikinci bölümde ilerleyelim o konuda. Çünkü bazı sorular oluyor. Biz de uygulamacı tarafta olduğumuz için yıllık faaliyet raporlarını hazırlanırken dikkat edecek hususlara tekrar değinebiliriz. Teşekkür ediyoruz. Bir ara veriyoruz. Öğlen yemek arası. Bir de tekrar toplanıyoruz. İkramımız var burada arkadaşlar, öğlen yemeği için. Burada da ikramımızdan yararlanabilirsiniz.
SMM'lerin burada toplantısı var. Sen ne yiyorsun buralarda? Bak İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın bir eğitimi var. Eğitimde mi yiyorsun? Ben varım, sen yoksun. Sizinkiler miydi onlar? Ben de kurdum acaba. Baştan dolayı ya da değişik yapacaksa ama onda da değişik yaptı da yani. Zaten yapamazsın. Onların üzerinde de değişik yaptı da. Geldiği zaman ben güzel bir tarafı atar, güzel bir ama kendi kendi yapılan toplantılar şimdi, özellikle toplantılar, onlara tasdik olsun, güzel bir kendisi adına yapar. Onları söyleyin mesela, burada önemli onlar. Değil mi? Evet, tabii tabii, onları burada anlat, yani, özetleyin. Önemli yani. Çok pahalı soru gelecek. Soru gelecek, evet, o yani soru gelecek. İhsan.